Merhaba sevgili seyirciler. Lütfen Artı Bir programına hoş geldiniz efendim. Yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Doğa ve çevreyi konuşacağız yine. Kimlerle mi konuşacağız? Televizyon programcısı ve yazar sevgili Yelda Kırçuval ve oyuncu Dost Elver. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne güzel sizi burada ağırlamak. Teşekkürler. Yani biraz dik durmam gerekiyor. Şöyle bir baktım da. Öyle mi? Ekranıma bak. Biz de mi acaba? Evet. Tamam. Şimdi hocam siz öyle deyince hepimiz bir böyle bir toparlandık. Hoca ne dersi olur şimdi? Zaten bizim yönetmenimiz bazen kaldırıyor kendisini. Biraz daha yüksekte otursun. Çünkü evet. Evet böyle iki yeni. Ben fazla dik oturuyorum bazen çünkü. Onda problem yok. O çok dik zaten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Sağ olun. Güzel program olacak. Evet. 7 yıldır devam ediyoruz devam dedik. Ediyoruz, evet. Ve devam etmeye sizlerin desteğinde devam edin. Artık beni de 7'ye sayıyorsunuz artık. Ben sayıyorum aslında son 2 seneden biri. Olsun canım. Bir de bir onu söyleme yani. Programın adıyla devam ediyor. Değil mi ama? Duyumalar programın devamı yani. 7 sayısı güzel bir sayı. 7 yıl enteresan bir evrimdir. 7 yılda bir insanın hayatı değişir. Öyle bir evrim durumu var yani. Ne değişecek acaba? Bence daha güzel daha olacak. Güzel bir şey. Her şey daha güzel inşallah. Belki çevrede radikal bir değişiklik olabilir. Olumlu artık değil mi? Olsun. Değil mi? Evet. Bu kadar emek veriyorsunuz yıllardır. Orhan hocamı ben yıllar öncesinden tanıyorum. Birlikte program da yapmıştık. Yine çevre programı. Ne güzel birlikte yürütüyorsunuz. Daha nice 7 programlara öyle söyleyeyim. Çünkü Türkiye'nin dünyanın en önemli meselesini masaya yatırıyorsunuz ve bunu konuşabilir haldesiniz ve sorunların içine mercek tutuyorsunuz ve bu çok önemli bir şey. Ne kadar işin içinde reyting kaygısı televizyonda bizim için olmazsa olmaz olsa da siz hocam gerçekten çok önemli bir şeye imza atıyorsunuz. Keza siz de aynı şekilde. Ama ne güzel siz de çevre içerikli bir program yapmışsınız. Beraber yaptık. Bir de 2,5 saat yapmışsınız ama ne konular bulmuşsunuz değil mi? Evet çevre çünkü bitmeyen bir derya deniz. Gönül ister ki çevreyle ilgili olumsuz konular değil de hayatın içinde canlılara, bizlere verilen o nefes alma durumunun içindeki iyileştirme hallerini konuşalım. Ama hiç öyle bir şey değildi. Şimdi aklıma bir anı geldi HPV ile ilgili. Bilmem hatırlar mısın? Buyurun şimdi hocam. Programda iki konu var. Bir akrep nağlan, bir de levansan mıydı? Tam emin değilim. Aşağıda bekliyor canlı yayın. Ben de yukarı gittim, hazırlık yapıyoruz. Abi baktım, stüdyoya girdim. Bizim kameralar yok ortalıkta. Evet. Dediler ki, ne oluyor dediler falan. Dediler ki, aman dediler, haciz geldi. Sakladı kameraları. Aşağı indim. Diyorlar ki konuklar bir saat. Yukarı çıkmıyor muyuz diyorlar. Nasıl söyleyeyim? Kamera. Kamera yok. Kimse yok. Haciz memurları geziyor kanalın içinde. Ondan sonra dedim işte vallahi dedim biraz beklesek falan dedim. Bir çay may var evet, oyalarken. Hatırladım tekrar hatırladın mı? Hatırladım. Tekrar yukarı çıktım ne oldu falan dedim. Hocam gittiler şimdi gene stüdyoyu kuruyoruz dediler. Tekrar kuruyoruz. Ay şaka gibi. Stüdyoda evet, kamera yok hiçbir şey yok. Hatırladın mı? Hatırladım. O çok sıkıntılı bir süreçti hocam. Böyle sürekli o kameralar bir toplanıp sonra. O biz aslında dekorda da çalışıyorduk. Evet şimdi görüntümüz de var arkada. İnsanı insan acıtır adlı evet. İkinci kitap ilk roman ama. Aynen aynen. Bay Yelda Kırçıval. Evet. Burada görelim. Orada da zaten haberleri İnsanı görüyoruz. İnsan acıtır dedim. İşte mesela siz burada çevreyi konuşuyorsunuz. İnsanın dışındaki canlının aslında yaşama, nefes alma, soluk alma, her neyse var olma sebeplerini ve o sebeplere olumsuz etki eden nedenleri konuşuyorsunuz. Ben de bu kitapta diyorum ki insanı neden insan acıtır? Neden en çok en sevdiklerimizden canımız yanar? Ve neden acımak da bir taraftan insanın en küstah halidir? Tüm bunları aslında biraz sektörel, biraz medyayı da, biraz kuramsal da irdeleyerek ama bir benim için ilk roman ama hayat meselem, insan meselesi. İnsanı niye insan acıtır hocam? Siz ne düşünüyorsunuz bu mesela? Bu aralar beni de çok acıttılar. Yani o bakımdan bu iki gündür. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim bir huyum var. Yıllardır çizgimi korudum. Düşmanım da çok biliyorum. Yaptığım şeyi önce kendim yapmam gerekti. Yıllardır bunun mücadelesini verdim. Şimdi ben gidip de tabaklarınıza yemek bırakmayayım diye burada konuşuyorsam, eğer bir yerde tabakta yemek bırakılıyorsa gidip kavga etmezsem o zaman hem kök yer hem de hayvanları korurum birileri gibi. O zaman komik duruma düşerim diye düşünüyorum. Küçüldüm. Belki İnci'cim bir daha gösterir. Evimi müze yaptım. Bir odaya girdim.
Halka açtım. Hı hı. Ondan sonra geliyorlar, çocuklar kitap okuyabiliyorlar. Ölümden sonra da yaşayacak orası eminim. O şekilde hazırlığımı yaptım. Ufacık bir odada. Kaç tane ayakkabım var yerde? Kaç tane vardır sizin hocam? Benim değil, senin. Ha benim. Ben de öyle algıladım. Ben yani hocam... Yüz vardır herhalde. Yok, o kadar yok. Şimdi... Yani... İnsan üçten fazla ayakkabıya ihtiyacı yok. Sizin mesela kaç tane gömleğiniz var? Kaç tane gömlek? Evet. Ben aslında çok gömlek giyen biri değilim. Size saygımdan giydim burada. Normalde pek değilim. O yüzden azdır. 10 tane falan vardır yani benim gömleğim. Fazla değildir. Niye ama tişört sayısı söylemeyelim diyormuşuz burada. Tişört kaç tane? Ha tişört çok fazla. Evet. Tişört 50 tane vardır yani. Peki niye alıyorsunuz o kadar? Ne gerek var? Onları unutuyorsunuz bile yani kullanmıyorsunuz. Onu birilerine verin bu akşam. Bakın. Veriyordur muhakkak. Dağıtın yani. Çünkü birilerine sevindirin. Ne gerek var? Mutlaka eskiyen şeylerimi ben hep ihtiyacı olan insanlara veririm mutlaka. Ayakkabı konusunda da öyleyimdir. Öyleyim. Ayakkabı sayım da az bu arada, onu da söyleyeyim yani. Ayakkabım da azdır. Yani işte Amerikalılar biraz günah çıkarıyor galiba herhalde. Artık karavanlarda yaşamaya başladılar. Görüyoruz. Evet, evet. Daha yani da küçülüyorlar. Az da yaşıyorlar, küçülüyorlar. Seyahat ediyorlar, aktivitelerde bulunuyorlar, kültürel faaliyetlerde bulunuyorlar, sosyal ilişkilerini kuvvetlendiriyorlar. Ne gerek var? Koca koca evlere misafir odaları vardı, hatırlar mısınız? Evet, evet. O misafir odaları kapatılırdı. %60'ı kullanılmazdı. Misafir gelince açılırdı. Aptalca bir işti. Bir de o kocaman bir tabak vardı. İçinde sigaralar vardı çeşit. Evet. Al iç öl, bir daha da gelme diyorduk yani. Neler yaptık biz yani? Doğru, ne gerek var? Doğru. Ama bu zaman içinde hep bu değişimi yaşamadık mı hocam? Doğru söylüyorsun. Siz söyleyince onu hatırladım. Değil mi? O evet, camla sunulurdu. Tabii her yerde var. Misafir, değil mi? Çok normal bir şey gibi. O da bir de soğuk olurdu. Normal de normal olarak algılanıyor. Soğuk olurdu. Odada soğuk olurdu. Şimdi insanlar için. Bu arada kitabın içerisinde de geçiyor herhalde bu cümle. Hayata uyum sağlayanların hakkıdır yaşamak. Evet. Ne demek istediniz bu konuyla? Hani hayata uyum sağlayan, aslında doğaya da hani bağdaştırmak istiyorum sonra ama siz önce bir... Hayata uyum sağlamadığınız zaman, kendi kurallarınız çerçevesinde hayatın kurallarıyla ters düştüğünüz zaman hayat bir süre sonra sizi yok eder. Hmm. Yaşayan bir ölü olursunuz. Her tarafınızdan yamalar, her tarafınızdan bir bağla birilerine, bir yerlere bağlı yaşarsınız. O yüzden çok fazla kendi bedeninizi de ruhunuzu da çok fazla sahiplenmeden, ben demeden, hocamın da dediği gibi biraz daha paylaşıma açık ama biraz daha hayatın dünyaya neden geldiğine vakıf olarak. Yani hayat nedir? Hayat kelimesinin karşılığı nedir mesela? İnsan kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu hocam? İnsan ne demek? Kelime anlamı. Kelime anlamı ne demek? Arkadaşı biliyorum da insanı bilmiyorum. Hakikaten hayır, ben de şu anda bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz. Evet, öğreneceğiz. Evet. Hemen söyleyeyim. Benim yine çok ilgilendiğim insan, unutan demek. İnsan kelimesinin karşılığı unutan demek. Unutan. Evet. Şimdi öyle varlıklarız ki biz her şeyi unutuyoruz. Ama en çok da en kolay neyi unutuyoruz? Bize yapılan güzellikleri unutuyoruz. Doğru. En çok da neyi unutmuyoruz? Kötülükleri. Kötülükleri unutmuyoruz. Evet. Onlarla besleniyoruz. Onlarla yol alıyoruz. Onu hırs yapıyoruz. En yakınımızdakinin canı acısın diye uğraşıyoruz. Onun canı acısın diye de onun derdini dinlerken aslında canım benim geçer bunlar senin için ne yapabilirim derken içinden oluyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Vefa yok. Bence vefa önemli bir kelime. Sadece bir semtte doğmamalı yani. Vefaya ben çok önem veririm. Hı-hı. Yani hala yıllar sonra dostlarımı ararım ve teşekkür ederim. Yani bence çok önemli bir sıfat. Vefalı olmak ve unutmamak iyilikleri. Ama kötülükleri de unutma. Onunla da mücadele ederim. Yani o uyum da var. Yani ama Allah'a hani bırakma. Kin beslememek lazım. Kin gibi o zarar şimdi veriyor. Şimdi yanlış yapılınca biri bilmem gidip de birini dövüyorsa veya bir yerde bir kötülük yapmışsa Allah'a bırakmam. Allah'ın işim yok onunla uğraşacak. Yani ben uğraşırım. Niye uğraşmayayım? Vatandaşlık görevi. Bunu kabul etmiyor musun? Yok. Bir yerde yanlış olunca söylemeyecek miyiz? Yok, yanlışı söyleyeceğiz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hatta yanlışı söylemeyenlerin aslında sessizliğinin faturasını da onların yüzünden biz de çekiyoruz. Tabii, biz devam eder. O insana mani olamazsınız, bir başkasına yapacak aynı zararı, öyle değil mi? Aynen, katılıyorum. Bu kitabı ben çok merak ediyorum. Evet. Leyla da baş karakter herhalde.
Bakalım. Güzel bir yol göstericisi olacak herhalde. O zaman tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür zaten ederim. Başarılı gidiyor satışları. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Evet, şimdi de Dost Elver'e geçelim. Bakalım. Arkada bir görüntü gördüm. Görüntü var, evet. Ne görüntü? Kendimi çözmeye. Onlardan biri ben miyim? Daha benmişim gerçekten. Evet, hadi bakalım. Dur dur, tutsana şunu. Hani biri görse çakar yürüttüğümüzü. Yürütmek yok, yürütmek yok abi. Yer değiştiriyoruz sadece ya. Anam, şimdi yandık işte. Ah, harbi yandık ya. Gerçi Iraklı kızların gözleri de güzel oluyormuş. Oğlum. Gidilebilir de yani. Gözleri güzel olan İranlı kızlar. Iraklı kızlar. Bir susun, bir susun ya. Manyak mısınız, nesiniz ya? Ecelimiz üzerimize uzunları yakmış 140 ile geliyor. Siz hala kız dildindesiniz. Eşhedü en la ilahe illallah. Beyler, ayaklarımızın üzerinde son yürüyüşümüz. Keyfini çıkarın. Bundan sonrası dört kolluyla. Emredersiniz komutanım. Sen büyüksün Allah'ım. Ulan yer değiştirin derken az kalsın dünya değiştiriyorduk. Ben size dedim oğlum. Niye panik yapıyorsunuz ki? Bir şeycik olmaz be. Bingüsüz. Tuhaf insan. Yürü hadi yürü. Hadi duruyor. Boş boş. Hey gidi günler hey Emre komutanım. Bayağı saçlarım siyahmış yani. Ben geçmişim onu anladım şu anda. Ay, hayır, ben de oynadım ama benden sonra girmişsin herhalde. Sen daha ilk bölümlerde vardın galiba değil evet, mi? Evet evet. Ya hatta şöyle iki kez çekildi aslında. Bir kanala ondan sonra bir daha çekildi. Ama ben o, sen sonra 35. sonra bölüm girdim diye hatırlıyorum. 80'e kadar devam ettim. Kalkı zamanında var. Ben yoktum. Daha sonra çalıştım ben. Sen benden öncesin. Senin askerliğin benden önce. Ben önce bitirdim askerliğimi. Terlikse Vedat Ufuk Özkan'la evet, oynamışlar. Diğeri de Ferdi Kurtuldu. O da Tombil miydi? Evet. İsmet senin neydi? Ben Adanalı Kadri. Berber Kadri. Berber oynuyordum ben orada. Adanalı Kadri. Hala bu Emret Komutanım'dan hala mesela Alev Hemşire diyor. Ben o kaç bölüm oynamışım orada. Gerçi yine 20 akılda küsür kaldı, oynadım. Evet, ya, evet Alev Hemşire, Alev Hemşire diye hala bulanlar var şimdi. Yükleniyor tekrar mesela YouTube'a. Çok onun şey güzel şeyi var. Şimdi bunu tekrar bulanlar var. Hani Emret Komutanım'dan beni bilenler Alev Hemşire diye. Ben yılını hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun yılını? Yılını hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. 2003. İşte insan 2003-2004. Bak, evet. Yazdık buraya. Ya. Sonra tekrar 2007-2008'e tekrar girmişti. Altoklar tekrar. Ya 15 senesi var mı bu iş? 15 senesi. Ben hatırlayamıyorum gerçekten. Çok o kadar da değil. Değil mi? O kadar değil. Ben 20... O var. 2019'a bir dakika, olmadı. Bir dakika. 21 yaşında, 22 yaşında 13 sene. Neredeyse. Ha, ben 35'im. Tamam 20 işte. Hı-hı. Bu arada yaşında söyledin farkındaysan. Sorun değil benim için. Ben yaşımla barışığım. Evet şimdi bir VTR daha izliyoruz. Peki. Dostla ilgili. Öyle güzel bir ablası olduğunu niye söylemedin? Bok yeme lan şimdi. Karıştırma ortalığı. Lan benimle edepli konuş terbiyesiz herif. Ah. Maşallah maşallah. Kızımız da pek mi güzelmiş. Yahu seferden sefere koşmaktan güzelliğin ne olduğunu unutmuşuz. Değil mi? Değil mi? Öyleydi paşam. Evelallah ben sizden önce hatırladım. Müstakbel baldızıma sulanma lan hıyar. Damat benim. Damat, damat. Aslan damat. Ben damat diye buna derim Cevdet Bey. Bakmayın sol yanımda oturduğuna sağ kolumdur. Efendim siz öyle buyuruyorsanız mutlaka öyledir Karaman Paşa Hazretleri. Öpsene kız elini paşanın. Bu seferlik sen şey yap ben. Gamze Gözalan'la birlikte evet, oynamışsınız. Evet. Biz de oynamıştık. Halit Akçatepe. Tabii Halit onu Akçatepe, görünce evet, de böyle bir içim cızladı Allah yani şurada. Allah rahmet eylesin evet. Ya. Karaman Paşa televizyon filmiydi bu. Televizyon filmi çok az çekiliyor galiba. Eski kadar değil. Evet, evet çok talep yok bu konuda yani. Ama bazen de yapımcılar tercih çok, ediyor. Sinema filmi çok evet, çekiliyor. Evet. Hatta bazen haberimiz bile olmuyor onlardan. Doğru. Arada kaybolanlar da oluyor. Hmm, aslında bence... Evet. Çok yakın tarihte kısa sinema filmleri televizyona yapılacak bence.
Çünkü dizilerin artık akıbeti biraz sıkıntılı. Evet, çok uzun süre gerçekten her hafta bir sinema filmi çekiliyor aslında. Dizi ya dediğim bir şey öyle oldu artık. Evet, slow motion çekiyor, yani yavaş çekiyorlar. Bakışıyorsunuz ben de tamam ya, uyutuyorlar resmen. Aynı şey. Öyle bakışıyorlar, evet, böyle yavaş. Için, uzatmak çok için yavaş artık ne yapacak? Evet. Bir kelime çıkartacak, ha söyle, ha söyle falan. Şimdi yabancı dizileri izliyorsunuz. 27 dakikada, 38 dakikada. Yani 60 dakika olduğu zaman film oluyor. Benim öyle. 90 dakika idealdir de. Öyle mi? Ben öyle hatırlıyorum mesela Almanya'da yabancı dizide izlediğimizde 60 dakika olunca geçince hani bilmiyorum. Yani en fazla 55 dakika. Dediği gibi komediler 20-25 dakika. Yani ya da öyle evet. Ve dramlar 60 dakika olabiliyor. Onlar hafta ama içi fazlası sinema filmi gerçekten. Öyle yani, ama. Çok zor. Şimdi müzikal yaptın, yapıyorsun da. Arabesk müzikali yaptık 2 sene, oynandı. Evet. Baş Belaları diye bir oyunumuz vardı. Bir de Kaçma Bakaç. Bu sene 3 oyunda birden oynadım ben. Peki onu nasıl yetiştin? Devamlı oyunla oynayıp aynı tiyatroyuz, aynı ekibiz. O yüzden ayarlayabiliyoruz. Başka bir ekipte olmadığım için ayarlayabildik onları. Ama artık yaz geldi ve tatile girdik. Doğru. Evet, tatil. Yani yazlık turneler belki olabilir. Peki hangi şehirleri daha çok seviyorsun? Hani müzikal mi, dizi mi? Öyle bir şey var mı senin? Yani, o tiyatro ya da televizyon gibi sanırım sordun. Evet. Tabii ki bunu sordun, her tiyatrocu tiyatro der. Yani çok normal. Sen de oynadın bu sene. O alkışlar hoşuna gitmiyor tabii mu? Ki, ya da o kahkahalar hoşuna gitmiyor mu? Farklı canlı canlı. Bir şey. Ahmet yani ben şu kağıda bakıp reytinge bakacağım ama oradaki alkışı almayı her zaman tercih ederim. Ama dürüst olalım. Türkiye'de tabii ki bize diziler para kazandırıyor. Tiyatro bize para kazandırıyor. Evet. Bu manevi bir şey. Ama ona rağmen yine çok tiyatro yapılıyor. Biz de mesela ekip olarak gidiyoruz. Mesela davet ettiğimiz kişilerin de tiyatrosuna davet ediliyoruz, gidiyoruz. Artık bir baktık, artık bayağı tiyatro ile ilgili bayağı haşır neşir olduk. Evet. Bu sene bayağı bir doldu tiyatrolar. Bu da benim çok hoşuma gitti. Şehir tiyatrosu ve devlet tiyatroları zaten dolu. Evet. İnşallah daha da artar. İnşallah. Ne güzel. Evet, şimdi Yelda Hanım'ın köpeğiyle, kendi köpeği mi yoksa sokaktan bulduğu köpeğiyle bir videosu var. İki gün tatile gittiniz Fıstık Hanım. Evet. Ne yaptınız, bizi unuttunuz mu? Hemen havalanmışsınız. Ben deyim. Ver patini bana. Bu ağzı, bu burnu, bu suratı yerim ben. Susadın mı acaba, sana su verelim mi? Yolda sıkı stres yapmışsın sen. Tasman da çok yakışmış Fıstık. Bu ne böyle? İşte fıstık. Şimdi fıstığımıza ne yapalım? Fıstığın tavuğunu getirelim. Değil mi Yeliz? Tabii ki, hemen. Tavuğunu yesin. Bir kendine gelsin. Kendine şöyle gelsin. Yok, bu başka bir aşk. Bakın kendine yerlere atma yani. Evet, buyurun. O bir malakla... Kangalcı insan. Hı-hı. O malakla özel... hiçbir şekilde... benim için böyle bak, bu kelimeler gitti yani. Öyle o kadar çok seviyorum ki onu. Mesele köpek olduğu zaman, kedi olduğu zaman. Az önce gerçekten cümle kuramadım. Kendime inanamıyorum. Çünkü bugün evden çıkarken de aynı şeyi yaşadık. Tuhaf bir duygusal bir köpek. Çok iri bir köpek olmasına rağmen inanılmaz duygusal. Ne zaman evden çıksam böyle kapıda ayaklarıma patilerini koyup gitmemem için uğraşıyor. Ay. O yüzden canım benim o. O daha 1,5 yaşında bir malaklı. Şu anda ayağa kalktığında ben 1,78'im. O ayağa kalktığında şu anda bana çok yakın, yani patileriyle kalktığında. Daha da büyüyecek mi peki? Tabii daha büyüyecek. Büyüyecek. Onların... tabii ki doğal ortamlarında yaşamaları çok önemli. Yani onları alıp eve kapatamıyorsunuz ya da çok küçük bir bahçede değil, çok hareket etmeleri gerekiyor. Ben şanslıyım, öyle bir yerde yaşıyorum. İşte böyle hayvanlarla, köpeğimle, fıstığımla. Adı da Fıstık. Herkes dalga geçiyor. Diyorlar ki böyle bir köpeğin adı Fıstık olur mu? Evet, değil mi? Fıstık gibisi de. Peki ne zamandan beri? Küçüklüğünden beri sizde evet, mi? Evet. Küçüklüğünden bir beri. Bir video daha vardı. Bilmiyorum İnce Hanım onu gösterecek mi? Bayağı böyle konuşuyorsunuz. Böyle hani normal insan gibi. Sonuçta o da her şeyi. Evet. Yani biz onları anlamıyoruz. Onlar bizi anlıyor ama biz onları anlayamıyoruz. Net. Bazen de anlamak istemiyoruz. O da ayrı bir konu. Net. Değil mi? Doğru. Çok net. Ben şeyi anlatacaktım. Arkadaş nereden geliyor? Ben de yeni öğrendim. Arkadaş arka taştan geliyormuş. Hı-hı. Eskiden Osmanlı boyları hani kılıçla savaşırken arkalarını garanti alırlarmış. Yani bir yere dayarlarmış duvara falan ki hani arkadan biri gelip bunu öldürmesin diye. Arka taş.
Yani onun için ben buradan... Onu kollayan, arkada duran biri de varsa arkadaş evet, oluyor. Evet, ha, tamam. Bakın, bakın iyi dinleyin. Gençler biliyorsunuz büyük mücadele bağımlılıklarla. Bağımlılığı sizin başlamanızın esas nedeni arkadaş. Arkadaş değil. Onun için arkadaşınızı iyi seçin. Doğru. Yani bir yanlış arkadaş grubuna düşmek. İşte ben her gün biliyorsunuz konferanslar veriyorum. 3000 tane okula gittim. Herhalde dünya rekoru bende. Ve görüyorum ki sigarayı bir defa başlamalarında, uyuşturucuya başlamalarındaki etkenlerin %70'i arkadaş grubunda. Şimdi bir nerede o arkadaşlar gidelim. O zaman diyesi geliyor insanın. Yani dediğiniz gibi hı-hı. Arkadaş bizim her zaman için iyiliğimizi isteyecek değil mi? Bizi, tabii bize destek olacak. Destek olacak, yanlışa girmemize engel dost, olacak. Dost kelimesi hiç yok artık. Hiç yok. Hiç yok. Ben olarak başlı, ben dolaşıyorum ortada. Ya hakikaten onu hiç esas dost deriz arkamızda hani olan güçlü bir şey. Yani arkadaşlar çok arkadaş de. Olarak hani arkadaş diyoruz, arkadaşım hani. Daha ama çok dost vakit fark, geçirmek. Evet geçirmek. Hani sinema arkadaşım işte ne bileyim hobi arkadaşım yaptığım hobilerle ilgili belki. Öyle artık arkadaş, dost ona arkadaşım ben daha çok şey alıyorum, tamamıyla güvenebileceğim bir insan aynen, arıyorum. Aynen, aynen. Bütün evet. Dertlerini paylaşabileceğim. Benim mi? Hı, var. 2-3 kişi diyebilirim, bunu dürüstçe söylüyorum. Öyledir. Yani 10-15 kişi demem evet. Yalan olur. Gerçekten bence insanın dost sayısı az oluyor. Yani herkes arkadaş doğru. Olabilir ama dostluk çok az bence. Dostluk farklı evet. Bir şey. Az. Dostluk hele yani bu camianın içinde var mı ya? Zor, biraz zor. Kötülemeyelim çok da şimdi evet, ama biraz evet, zor. Yani, katılıyorum yani. Katılıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Dünyanın her yerinde eğer bir başarı kariyer odaklı bir işin içinde ve gerçekten kitlelere hitap ediyorsanız orada sizin kimliğinizden arınarak sizi gerçekten desteklemek arkadaş anlamında, dost anlamında. Kıskanmayacak. Kıskanmadan gerçekten aynen. Başarılı olmanızı istemek evet. Durumu çok zor. Zor. Az diyelim. Şimdi bakın mesela. Yarış ve hırs olduğu evet. için de insanlarda evet. O hırs çok kötü bir şey. İnanılmaz. Hocam siz de bilirsiniz. Böyle mesela partnerle iş yapıyorsunuz. Ne kadar güzel. Ne kadar uzun zamandır. 2 senedir yapıyor olmanız da çok büyük bir başarı. Gerçekten tebrik ediyorum. Ama iki hanım yan yana geldiğinde partnerli bir program sunun bakalım. Ha, evet, evet tahmin ediyorum. Erkek arasında o kadar çok olmuyor. Galiba kadın arasında daha çok mu oluyor? En ufak bir sorunumuz olmadı bugüne kadar. Bizim bir şey olmaz herhalde. Evet doğru. Kadın hep bir şey oluyor. Hep bir yarış. Kadın arası artık oluyor değil mi? Kıskanma durumu. Erkeklerle erkekler arasında ben ilk kitabımı çıkarmadan önce bir ekiple beraber hem kadınları dinledik. 130 küsür tane kadın hikayesi dinledim. Bir ekiple tabii ki. Bir de erkekleri dinledik. İşte erkekler neden adapsızlaşır? Erkekler neden kendilerine olan saygısını yitirir? Erkekler neden kıskanır? Erkekler eşlerinin değerini, sevdiklerinin değerini neden bilmez? Erkekler neden iyi baba olamaz? Erkekler neden iyi arkadaş olamaz kısmını bizzat erkeklerden dinledik. Bir nörolog, bir psikiyatrla beraber, bir de davranış bilimcisiyle beraber dinledik. Hatırlıyorum, bunu konuşmuştuk hatta. Evet. Ve şu anda kitabı görüyoruz. İlk kitabınızı Adapsız Kadınlar, Hayatsız Erkekler. Evet bu New York'tan bir story değil mi? Evet. Burada şimdi erkeklerin söylediği şey şuydu. Ben de hatta bence soralım ne diyecekler. Bir erkek başka bir hemcinsinin başarısını kendisinde o konuda bir eksik varsa bu para olabilir, bu fiziksel görünüş olabilir, bu aile ortamındaki baskın güç ve değer, sevgi paylaşımı olabilir. Net bir şekilde onun canı acısın istiyor. Mutsuz olsun istiyor. O konuda sıkıntı yaşasın istiyor. Erkekler bunu düşünüyor. Ve çok ilginç bir şekilde bunu itiraf ederlerken ve birbirinden bunu farklı itiraf ettiler. Elbette biz bunu ismini kullanmadık kitapta ama birbirinden farklı demografik gruplarda yaptığımız görüşmelerde çıkan sonuç. Ben çok rahatsız olurum diyor mesela o erkek. Ben diyor mesela benim ailemle bağlarım çok kuvvetli değil. Sıkıntı var. İşte çocukluğumda da vardı. Annem var, onunla zaman zaman vakit geçiriyorum. Ya da işte çok kalabalık bir aile değiliz. Ne zaman ki benim ailemle olan, eksik olan bağımın daha fazlasını bir arkadaşımda gördüğüm zaman çok üzülüyorum, çok mutsuz oluyorum, çok rahatsız oluyorum. Farkında olmadan bunları içimde hissediyorum. Yok ben bunu kabul etmiyorum. Ben bütün dostlarımın, arkadaşlarımın başarısıyla iftihar etmiş biriyim. 9 yıl bölüm başkanlığı yaptım. 2 dernek yönetiyorum. 2 konsolosluk yönetiyorum. Ve etrafımdaki insanların başarısı benim
İşin bir iftihar kaynağıdır. Ne güzel. Siz ama ne güzel. Siz belli bir noktada, belli bir kariyerde, işle alakalı başarıda. Amacınız var. Belli amacınız ve ama ben niye var. Bozulurum? İnsanlar iki yüzlüğüne bozulurum. Bir şey söyledikleri şey yapmazlarsa bozulurum. Evet. Oralarda savaş veririm, evet. Ama hiçbir zaman bir kişi başarılı diye yani değil kıskanmak desteklerim yani. Hemen şahane, açarım telefon, şahane bir şey. Desteklerim ve yardım etmeye çalışırım. Hatta hemen telefon ederim. Şu anda mesela Atilla Atasoy şu anda İbiza Adası'nda. Hemen dün gece İbiza Adası'yla ilgili notlarımı aldım. Kim yapar? Taradım, kendisine yolladım. Hmm. Bir arkadaşlarım bu Almanya'da Romantik Yol diye bir yol var. Rotenburg, Obstertau var. Ben orada bir sene Almanca öğrenmiştim. Orada olduklarını duydum. Hemen aldım oradaki notlarımı, yolladım onlara okusunlar diye. Aa, çok yapar güzel mı herkes? Şey, ama herkes yapmaz. İşte herkes yapmıyor. Daha dün geceyi anlatıyorum yani. Ya ben size anlatıyorum hocam ya. Çünkü onda şey, da mutlu olsun. Az işte. Uyuyorsunuz ama ona rağmen işte o yüzden uyuyorum. Az uyuyor. Hocam siz o kadar önemli bir şey yaptığınızı söylüyorsunuz ki. Şu anda biz bir şey yaptığımız zaman yanımızdaki insanlar bizim başarımızı aşağı çekmek için uğraşıyorlar. Yok, hasetlik var. Mutlu, küçük şeylerle mutlu olmayı da insanlar bilmiyoruz. Küçük şeyden. Ben sokakta mesela birisi ya bir, diyelim bir şey oldu, bir kapıyı mı açıyor bana bilmem ve teşekkür edin bir gülümse. Güzel, değil mi? O bile insanı evet, farkında değilsiniz evet, ama evet. O gülümseme mi insanı içini ısıtıyor. Evet, evet, evet. Tanımadığınız evet. Birisi bir şey diyor, ay kusura bakmayın falan filan ne bileyim. Onlar küçük şey, detaylar. Ama herkes suratları bir herkes asık falan böyle. Ay ben bazen hani şey yapmaya çalışıyorum. Bazen ısınıyorlar, bazen ısıtamıyoruz ortamı. Ben şehir yaşamına bağlıyorum böyle şeyleri. Yani evet. Bu şehir yüzünden, kalabalık yüzünden, trafik yüzünden herkesin başka bir çilesi var. O yüzden yüzler asık geliyor bana. Yani bence öyle. Evet. O yüzden. Ama köyde yaşayanlar öyle görmüyor. Evet. Görmüyor. Daha mutlular. Biraz uğraşmak lazım. Artık ne yapalım? Burada yaşıyoruz. Başka yapacak şimdi bir şey yok. Aklıma bir soru geldi. İlk defa soruyorum. Bu kadar yıl içinde kaç kanalda program yaptım. Hepimiz tanımış insanlarız. Şimdi farz edelim ki metroda oturuyorsunuz. Birisi de dikkatle bakıyor. Yani ya tanıdı ya tanımadı ya da bir yerden gözü ısırdı. Böyle bakıyor ama bir şey de soramıyor. Ne yaparsınız? Ben giderim, ben Orhan Kural, beni tanımaya mı çalışıyorsunuz derim. De yapar mısınız bunu? Yapmam ben. Yok, ben sadece gülümsüyorum. Sen yok, sen onu ben de yapmam. Onu yapamam ama şöyle, geçenlerde birisi bir şey vardı, bir kolejde böyle bir summer fest, yani şey yaz festivali. Oradan ben bir şey alıyordum, kermes yapıyorlar. Orada bir hanım böyle bana baktı. Bana baktı. Ben de gülümsedim hani çok bakınca öyle gülümsedim. Sonra yanıma geldi. Oradan cesaret edip yani gülümsedim ama şimdi gidip daha ben oyum diye bir de başkasına benzetmiş de olabilir. Olabilir insanlık hali olsun, oluyor bazen. Anlıyorsunuz siz onun bakışından. Sizin anlaşılıyor ama işte ben çekinirim onu da. Yani belki şey tanıyıp da konuşamadığını anlıyorsunuz. Ben yardım ederim. Yanına giderim. Git hemen, ben buyum dersiniz. Ben Orhan Kural'ım efendim yani. Derim. Hemen kitaplarım yanımdadır. Bir kitabımı hediye ederim. Ne güzel. Ya güzel bir şey yapabilene. Bilmiyorum hiç öyle düşünmedim. Yapsak mı bundan sonra? Ben hani ismini çıkartamadıysanız ben... Sizi yani, tanıyorlar. Bir de şey diyorlar. Sen kimsin? Tanımak da istemiyorsunuz. Ama gelenlerle tabii ki konuşuyorum. Ayrı mesela. Ama bir gün mesela şey olmuştu. Biri böyle çok cana yakın. Dedim ki herhalde hani böyle işte aileden saydı beni çok seviyor. Abi gelmiyorsun mahalleye zamandır dedim. Hangi mahalle? Ayla, beni komşusu falan zannetmiş. Çıkartamamıştı ama hani yüz böyle bir sima. Beni de bir kere Vilma Ellis bir de ya da bir kere de Chloe sandılar. Bir de böyle ben o değilim böyle. Yok osunuz osunuz diyor. Ay dedim ne diyeyim ben artık. Şaka gibi değil mi? Şaka gibi ne diyeyim artık o değilim dedim ama kendi ismimi de söylemedim. Burada kendi çevremiz için şöyle bir sorun var bence. Çünkü benim başıma geliyor. Yıllar öncesinden tanıdığım biri ama irtibatımız kopmuş. Belki 10 sene geçmiş üzerinden. O beni tabii televizyonlarda görebiliyor ama benim onu görebilme şansım olmamış. Karşılaştığımızda benim onu hatırlayamamam beni üzüyor. Karşı tarafta bazen bunlar da televizyona çıktı, havalandı, yapabiliyor tabii ki. Ama yani müsaade edin bazen biz de hatırlayamıyoruz. Yıllar girmiş araya. Biz sizi her gün göremedik maalesef ki. İnsanların kalbini kırmak istemiyorum ama yanlış da anlamasınlar bizi yani. Onu demek istiyorum. Biraz empati işte kurmak lazım o konuda. Neyse biz reklama girmek istiyoruz. Tamam. İnce Hanım bize söylediğinden biri. Ben muhabbet çok güzel gittiği için. Neyse reklamlardan sonra devam edeceğiz.